Midem kazındı. Buzdolabından bir şeyler bakayım. Ay, bu tezgahın üstünü ne kadar dağınık bırakmışım. Böceklenecek. En iyisi ben güzel bir temizlik yapayım. Ondan sonra bir şeyler atıştırırım. Bakar mısınız şuraya? Bütün bulaşıklar duruyor. Ay, dişim düştü. Önce şu bulaşıkları bir yıkayayım. İyi, burada da varmış. Gel bakayım sen de. Güzelce yıkanın. Bunlar tamam. Şimdi sıra buzdolabında. Ay, bu koku da ne? Buzdolabında bozulmuş bir şeyler var. Çok kötü kokuyor. Buzdolabını iyice silmem lazım. Bu sırada bozulmuş şeyleri de atmalıyım. Alışveriş yapmam lazım. Bugün ne kadar çok işim var. Hemen şu buzdolabını silelim. İçini de güzelce silmeliyim. Öf, çok yoruldum. Bir su içeyim bari. Bir su molası verebilirim. Şuradan bir soğuk su içeyim. Tıt tıt tıt. Ay, bu da ne? Buzluktaki tüm soğuk su aktı. İnanmıyorum. Yoksa buzdolabım mı bozuldu? Bir de şimdi tamirci çağırmam gerekecek. Selam Cingözlü'ne. Dikkat et Charlie. Bu da ne? Sana dikkat et Charlie demiştim. Bacağım. Yerde buzun ne işi var Cingözlü'ne? Buzdolabından düştü. Temizlik yapıyordum da geldiğin çok iyi oldu. Hemen bir bez kap ve benimle temizliğe başla. Ne? Temizliğe mi yardım edeceğim? Hayır Cingözlü'ne. Ben buraya kurabiye yemeye gelmiştim. Önce çalışma, sonra kurabiye. Ay dur. Sen temizliğe yardım etme. Sen en iyisi markete git. Hepsini yetiştiremeyeceğim. Marketi sen hallet. Şimdi ben sana bir liste yapacağım. Tamam mı Charlie? Beni burada bekle. Of, çok işim var. Bu listeyi hemen gidip alırsın. Nerede bu kalem kağıt? Markete mi? Kendime de bir atıştırmalık alabilir miyim? Ya da iki. Bilmiyorum. Beğenirsem iki tane alırım. Cingöz, kendime de bir atıştırmalık alabilir miyim? Geldim. Niye bağırıyorsun? Tamam, alabilirsin kendine de bir atıştırmalık. Al şu listeyi. Listenin içine para da koydum. O ihtiyaçlarımın hepsini al gel. Tamam mı çocuğum? Hadi evladım. Hadi Charlie'cim. Hadi benim güzel torunum. Hadi. Of ya, ben buraya kurabiye yemeye geldim. Şimdi markete gideceğim. Cingöz ninene yardım ediyorsun. Söylenme evladım. Hadi çabuk. Üf, daha benim şu tezgahı temizlemem lazım. Tamam gidiyorum. Burayı kim temizleyecek Cingöz nine? Sakın düşme bunak basıp da kayma. Çok dikkatli ol. Sen hiç merak etme. Ben şimdi orayı da şu tezgahta temizleyeceğim. Of, aman ne çok işim var. İşte markete geldim. Bir dakika telefonum çalıyor. Alo, Cingöz nine? Efendim, bir şey mi söyleyeceksin? Evet Charlie, aldığın şeylerin son kullanım tarihine dikkat et. Ne? Son kullanım tarihi mi? Nerede yazıyordu o? Üstünde yazar evladım, son tüketim tarihi işte. He, tamam. Merak etme, hepsine tek tek bakarım. Hadi öptüm, bay. Hepsinin son kullanım tarihine bakacağım. Evet, şimdi listemizde ilk ne var? Ekmek. İşte ekmek burada. Şundan da alayım bari. Benim atıştırmalığım da bu olsun. Ekmek ve mısır gevreği sepete gidiyor. Bir dakika. Son tüketim tarihlerine bakmadım. Hemen bakmam lazım. Üzerinde yazıyor demişti Cingözlü'ne. Bu çok önemli bir ayrıntı. İlk önce buna bakalım. Bununki geçmemiş, süper. Ekmek zaten tazedir diye düşünüyorum ama yine de bakalım. Bununki de geçmemiş. Harika. Tekrar sepete koyabilirim. Hop. Listemde elma da var. Şuradan biraz elma alayım. Ama elmanın önce tartılması gerekiyor. Elmanın üzerinde son tüketim tarihi olmaz. Bakalım taze mi? Kıpkırmızı tazecik gözüküyorlar. Evet, yarım kilo gelmiş. Bu yeterli sanırım. Şuradaki kulaklığa bakın. Harika.
harika gözüküyor. Denemek istiyorum. Ama bu kulaklık benim için çok küçük. Tüh. Neyse, ben elmamı da sepete atıyorum. Sırada yumurta ve süt var. Gidiyoruz. Evet, yumurta ve süt işte burada. Şu yumurtayı alalım. Yumurtanın kutusunun üzerinde son tüketim tarihi yazar. İşte burada. Harika. Daha bir ay var. Hemen bunu da sepetime atıyorum. Şimdi sıra sütte. Buna da bakalım. Ha? Ne? Olamaz. Sütün son tüketim tarihi tam 2 gün geçmiş. Bu sütü alamam. Rafa da geri koymayayım. Yanlışlıkla başkası almasın. Ben en iyisi bunu kasaya götürüp görevliye vereyim. O mutlaka ne yapacağını bilir. Pardon, bakar mısınız? Buyurun. Neye ihtiyacınız vardı? Bu sütü raftan aldım. Ama son tüketim tarihi tam 2 gün geçmiş. Ben de yanlışlıkla başkası almasın diye size getireyim dedim. Ah, çok iyi yapmışsınız. Çok teşekkür ederim. Biz sık sık kontrol ediyoruz son tüketim tarihlerini ama sanırım gözden kaçmış. Bakmadan birisi alabilirdi. Yardımınız için çok sağ olun. Ben alayım o sütü. Buyurun. Ne demek? Rica ederim. Çok sağ olun tekrar. İyi alışverişler. Aferin sana Charlie. Ama bir sorunumuz var. Başka süt yok. Tek kalan sütün de tarihi geçmişti. Cingöz Nine'ye söylerim. Başka süt yok. Başka ne alacaktım? Şundan alacaktım. Bu da sepete gitti. Listemde çok az eksiğim kaldı. Şu temizleyici deterjanı da alayım. Bugün Cingöz Nine'nin büyük temizlik günü galiba. Deterjan da tamam. Evet, listede makarna vardı. Bir de şunlardan vardı. Cingöz Nine yemek yapacak sanırım. Bunlarla birlikte alışverişim bitti. Artık kasaya gidebilirim. Yuhu! Selam. Tekrar ben. Merhaba. Tekrar hoş geldiniz. Alışverişimi bitirdim. Şunları ödeyebilir miyim? Tabii ki. Hemen kasadan geçiyorum. Sanırım aldığınız tüm ürünlerin son kullanma tarihine baktınız. Evet, tabii ki hepsine baktım. Harika. Biraz önce için tekrar teşekkür ederim. Rica ederim, hiç önemli değil. Benim çantam tamam galiba. Evet, ödemeniz şurada yazan rakam. Hemen ödüyorum, buyurun. Yine bekleriz, iyi günler. Hoşça kalın. Oo, çanta da bayağı ağır olmuş. Nasıl taşıyacağız bakalım? Ay, evim mis gibi olmuş, tertemiz. Elime koluma sağlık. Ama ben de çok yoruldum. Ding dong. Ah, geldi Charlie, yaşasın. Cingöz Nine, istediğin her şeyi aldım ama çok yoruldum. Çok ağırlardı. Ah Charlie'cim, canım torunum. Eline sağlık evladım. Bu arada sana bir şey anlatmam lazım. Tam dediğin gibi son tüketim tarihlerine baktım aldığım her şeyin. Ve sütün son tüketim tarihi 2 gün geçmişti. Hemen kasaya götürdüm ve onları bilgilendirdim. Ay, benim yavruma bak. Neler de yaparmış, büyümüş de neler yapmış. Aferin sana yavrum. Son tüketim tarihi geçmemiş olan sütü aldın değil mi evladım? Hayır Cingöz Nine, çünkü sadece bir kutu süt kalmıştı. Onu da mecburen görevliye verdim. Geçtiği için alamazdım ki yoksa. Tüh, neyse ben yarın bakarım. Belki yeni süt gelir. Önemli değil. Son tüketim tarihi geçmiş bir şeyi yiyemezdik sonuçta. Sağ ol evladım. Aferin sana. Bir bakalım senin için ne yaptım? Kurabiye. Hayır. Puding. Hayır çocuğum. Ne yaptın Cingöz? Ne söyle artık. Bak bakalım fırına ne yapmışım. Hı? Bu da ne? Bu ne Cingöz Nine? Pişti. Oh, sıcak sıcak. Mis gibi kek yaptım sana. Portakallı, sen seversin. Ne? Oh, mis gibi kokuyor. Portakallı keke bayılırım Cingöz Nine. Eline sağlık, teşekkürler. Bu biraz soğusun. Ben de o zamana kadar buzdolabındakileri yerleştireyim. Ondan sonra seninle afiyetle yeriz torunum. Mua! Aferin benim akıllı torunuma.
Buzdolabını yerleştirmeye yardım edebilirim biliyorsun değil mi Cingözlü? O kadar büyüdüm. Bilmez miyim? Kocaman oldun. Ay seni.